Manşete hoş geldiniz. Yeni bir hafta ve yoğun bir gündem var. Gerek içeride gerek dışarıda. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de yaklaşan seçimlerle ilgili siyasi ve sosyal gündem değil, elbette ekonomik kriz, ekonomik buhran her geçen gün sıkıştırıyor vatandaşı. Avrupa'da da büyük bir sıkışıklık var. Benzer bir biçimde Amerika'da da var ve Amerika'da yaklaşan seçimler ki artık günler içerisinde ...kıran kırana bir mücadele olacak. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki denge... ...özellikle Biden'ın bundan sonraki iki senesi... ...hakkında belirleyici olacak ve 2024 başkanlık seçimleri... E, ...öncesinde mühim bir karine olacak bu dönem. E, Joe Biden topal ördek durumuna düşecek mi? Düşmeyecek mi? Yani kongre desteğini yitirecek mi? Yitirmeyecek mi? Çünkü yaptığı bütün atamalar ve işlemleri kongre onayından geçiyor. Haliyle e, dünya gündemi de çok yoğun ve... Burada hemen her şeyi konuşmak mümkün değil ve hemen her konuda alanında uzman kişilerle bu konuyu değerlendirmek elbette mümkün değil. Her gün farklı kuşaklarda belki de her saat farklı bir yayın yapmak ve konuları derinlemesine ele almak icap ediyor. Avrupa Birliği'nin durumu, iklim zirvesi var bununla ilgili konular, bir başka kuşakta Ukrayna Savaşı ile ilgili günlük gelişmeler filan. Sadece Türkiye, sadece Amerika, sadece o bu değil. Güney Amerika, Brezilya'da bir seçim oldu. Orada ne oluyor, ne dönüyor? Yakinen bakmak lazım. Her gün belki yarım saat bir konuyu ayırmak gerekiyor. O açıdan dünya kaynayan bir kazan ve bu kaynayan kazan içerisinde Türkiye nasıl konumlanacak? Bizim meselemiz biraz da bu. Gündem başlıklarını size göstereceğim bugün. Yapabilirsem her gün göstereceğim. AKP'de bir HDP çatlağı oluştu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Buna bakacağız. Yine Doğu Perinçek... Enteresan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Kandil'e kucak açarken silahları bırakması şartıyla tabii. HDP için Diyarbakır'da kapatılacak dedi. Buna bakacağız. İTO seçimleri için cübbeli bir fetva, fetva vermiş. Ona bakacağız. Köye dönüş başlamış. Şehirlerde yaşam çok zorlaştığı için özellikle İstanbul'da son 50 yılın zirvesi e, görülmüş. Buna bakacağız. IMF'nin bir tavsiyesi var. Ne yapıyorsanız tersini yapın ekonomide. İklim zirvesi Mısır'da toplanırken Erdoğan doğal olarak gitmiyor. Mısır'a ve Sisi'ye olan tepkisi devam ediyor. Fakat Çevre Şehircilik Bakanlığı gönderiyormuş. Sözcü gazetesinin İmamoğlu ambargosunun nedeni ortaya çıktı buna bakacağız. Ve Bay Kemal neyi bekliyor diye soracağız. Londra temaslarını bitiriyor, ülkeye dönüyor ama bazı sorular arkada bıraktı ona bakacağız. Yine CHP'den aday belli %100 mutabakat var çıkışına bakacağız. Ve Twitter'ın son magazin gündemiyle de noktalayacağız. Dilerseniz AKP'deki HDP çatlağıyla başlayalım. Gazete Pencere Pazar günü güzel bir manşet atmış. HDP PKK'dan oy fırsatına diye ki, biliyorsunuz HDP ile PKK'yı yan yana koyup ve özdeşleştirip böyle bir HDP'nin devamına PKK HDP ve PKK kısaltmalarını birleştirip HDPKK söylemini daha çok Süleyman Soylu kullanıyor. Hal böyleyken geçtiğimiz hafta AKP heyetinin bu yeni anayasa taslağı meselesiyle ilgili olarak HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu ziyaret etmesi çok dikkat çekti. İşte Adalet Bakanı ile Meral Danış Beştaş tokalaşması, heyetler halinde görüşme yani HDP ile başkaları bir araya geldiğinde yan yana terörize ediyorsunuz, şeytanlaştırıyorsunuz onları. Teröre iş destek verdi filan diyorsunuz ama siz ne, ne iş tutuyorsunuz falan gibi sorular geldi. İşte burada asıl sorulması gereken şeyi KJ'de yazdım. Bu yayında birkaç örnek de vereceğim. Bütün örnekleri ekrana getirmeme gerek yok. Verdiğim 3-4 örnekte de göreceksiniz. AKP yapınca her şey mubah. Ve muhalefetin buradan çıkması gerekiyor. AKP görüşünce, görüştüğü kişiler mübah, e, sen görüşünce sakıncalı oluyor. Ya da AKP bir şeyi söyleyince e, o son derece normal oluyor, sıradan oluyor, olması gereken oluyor. Sen yaptığın zaman senin senin hakkında soruşturma açılabiliyor. Evet. Fakat burada birazdan bakacağız. Perinçek'in çıkışı önemli. E, PKK'ya diyor ki elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır... Bunu söyleyen Perinçek Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan HDP il binası önündeki aileleri ziyaret etmiş. Bu aileler birkaç yıldır orada nöbet tutuyorlar. Belli ki seçime doğru bu nöbetten haberler, bu nöbetten canlı yayınlar sıklaşacak. Orada bir baba artık yeter HDP kapatılsın deyince de ona merak etmeyin HDP kapatılacak demiş Perinçek yanındaki Ethem Sancak'la birlikte. Yani Kandil'e kucak açan biraz bir önceki demecinde Perinçek bir anlamda içeride meşru siyasetin temsilcisi legal bir parti birazdan ona da bakacağız HDP'ye kapatılacak diyor ki Anayasa Mahkemesi önündeki bir dava var ve buna Anayasa Mahkemesi adına karar veriyor. Böyle bir ülke. AKP yapınca her şey mübah, Perinçek yapınca her şey meşru. Böyle de çeşitlendirebilirsiniz. Şanlıurfa Milletvekili AKP'nin Mehmet Ali Cevheri ki zannediyorum Necmettin Cevheri ile eski DHP'de siyaset yapan isim bir akrabalığı olabilir araştırmadım. Dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş diyor ki HDP'ye gidilmesi değil gidilmemesi abestir. AKP Şanlıurfa Milletvekili söylüyor bunu. Mecliste grubu bulunan legal bir parti. Şimdi bunu HDP ile görüşen bütün muhalefet partileri söylüyorlar. Ve muhalefet sözcüleri söylüyorlar ve muhalefete yakın isimler söylüyorlar. Gazeteci yazar takımı ve elbette akademisyenler. HDP legal bir parti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapıyor. Grup başkan vekilleri var. O el kaldırıyor. İşte HDP'li bir meclis başkan vekili meclisi idare ediyor. Sayın başkanım deyip ondan söz alıyorsunuz falan. Buraya kadar HDP komisyonlarda Her yerde var. E, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama onun dışında görüşmek işte efendim şeytanla görüşmeye eş değer. Onu söylemiş. Anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var demiş. İşte burada e, mesele biraz da o. Yani HDP e, bu yönde analizler de okudum, e, bir takım tespitler de var. HDP acaba direksiyonu iktidarın uzattığı zeytin dalı mı kıracak yoksa muhalefetle beraber devam mı edecek? Ya da yoksa sağ gösterip sol mu vuracak? Bu yönde değerlendirmeler de yapılıyor. Fakat e, durumdan e, HDP'nin hoşnut olduğu anlaşılıyor. Yeniden kilit parti konumuna geldi çünkü. Mehmet Metiner onun da kafası çok karışmış. Yani diyor ki HDP'yi PKK ile bir tutup eleştirmek, HDP ile diyalog işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu falan. Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece diye sormuş. İşte KC'deki şey o. Yani AKP yapınca her şey mi mübah. Bunu soruyor. Ve işte bu soru bir anlamda Erdoğan'ı çileden çıkaracak bir soru deminden beri AKP'deki HDP çatlağına işaret ediyorum ve böyle sorduğunuz zaman işte reis Zıvana'dan çıkabilir deyip devam edelim Türkan Elçi paylaşmış Bekir Bozdağ bu karede görmüşken bir hatırlatmada bulunayım Tahir Elçi Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı hatırlatalım Kasım 2015'te Dört ayaklı miralerinin altında bir basın açıklaması yapacakken orada bir çatışmadan kaçan polislerinden sıkan mermilerle şey seken mermilerle hayatını kaybetmişti. Bir cinayet soruşturması açılması ve bugüne kadar da bu işin sonuçlandırılması gerekiyordu ama öyle olmadı. Türkan Elçi eşinin uğruna hukuk fakültesi okudu ve avukat oldu sırf bu dava için düşünün yani aradan 7 yıl geçti. Eşimin duruşması 23 Kasım'da haberiniz var mı? Dosya cezasızlığa doğru gidiyor. Öngörebiliyor musunuz? Mahkeme heyeti bizi tekrar duruşma salonundan atmaya niyetli mi? Öğrenebilir misiniz? Zahmet olacak demiş. Bekir Bozdağ hitaben sorduğu sorularda ki işte fotoğrafta da Bekir Bozdağ HDP heyetiyle görüşürken görülüyor. Madem tekrar barış çubuğu tüttürüyoruz bu konuya da bir baksanız diyor Türkan Elçi. Yektan Türk Yılmaz paylaşmış. Eğer diyor CHP Millet İttifakı HDP'nin kapısını çalsaydı AKP HDP ziyareti sonrasında daha zor bir durumda kalırdı. Yakın tarihe bakın. Kürt hareketini yok sayanlar yok olup gitmişler. Millet İttifakı korkusuna, ürkekliğine yeniliyor diyor. Çok doğru. Yani CHP veya Millet İttifakı açıktan HDP'nin kapısını çalsaydı e AKP özellikle bu son HDP ziyareti sonrasında zor durumda kalırdı. Haliyle AKP'ye her şey meşru iken daha siz ne duruyorsunuz diyor. Bir kere daha tekrarlayayım. Helalleşme turuna neden Edirne cezaevinde, cezaevinde Selahattin Demirtaş'la görüşerek başlamıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu? AKP'liler, iktidar unsurları her şeyi yapıyorlar. Her şey meşru onlar için. Ve siz neden bu kadar ürkek davranıyorsunuz, korkak davranıyorsunuz? Kasıt bu. İşte bir Twitter'da çokça dolaşan görsel AKP e, MHP ile güya yan yanayken onun arkasından HDP ile el ele iş tutuyor gibi bir durum var. E, bu fotoğraf bu görsel e, bir anlamda yani bir kolaj bir görsel elbette e, gerçekte böyle bir fotoğraf yok fakat e, durumu anlatıyor durumu çok iyi anlatıyor. Bakın AKP yapınca her şey mübah ve çarpıtmada, e, ne bileyim eee dezenformasyonda sınır tanımıyorlar. Çıkan yasayı falan boş verin. Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz diye tweet attı Yeni Akit gazetesi sonra bunu sildi. Konu ne? Hijyen kiti dağıtmış efendim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite kız işte yurtlarına. İçinde işte kadın pedi var vesaire. Hijyen kiti diye. Ve işte bunu bu şekilde verdiler. Bundan daha doğal ne var? Bu utanılacak bir şey mi? kaldı ki bunun üzerine böyle yorumlar da geldi özellikle kadınlardan. Bu utanılacak bir şey değil. Özellikle İskoçya'da onu söyleyeyim. Benim yaşadığım İngiltere'de İskoçya'da bu kadınlara, öğrencilere, kız öğrencilere ücretsiz olarak İskoçya hükümeti tarafından dağıtılıyor. Belli noktalar var orada dağıtılıyor. Bakın bunlara her şey meşru ve siz sizi tanımıyorlar. Yani işlerine geldiğinde tanıyorlar, işlerine gelmediğinde tanımıyorlar. Geçtiğimiz günlerde İzmir depremle sarsıldı ve toplantıya belediye başkanını çağırmamış İçişleri Bakanı. İşte kafasına göre takılıyor. Yani neyin meşru, neyin meşru olmadığını sorguluyorsunuz ya. Bir yanda HDP'yi meşru görüyor, gidiyor bir heyet onlarla görüşüyor. Öbür tarafta İzmir'in seçilmiş belediye başkanı orada dururken depreme valiyi çağırıyor, onu çağırmıyor. Şimdi bu kadar keyfi, bu kadar savruk hareket eden ve bu kadar günlük hareket eden bir iktidarla karşı karşıyasınız. Neden korkuyorsunuz? Yekten Türk Yılmaz'ın sorusunu tekrar ederek soruyorum. Neden ürküyorsunuz? En korkmamanız, en ürkmemeniz gereken dönemde. Aman şöyle derler, aman böyle derler. Ne derlerse desinler yahu. Ne olacaksa olacak zaten altı ay sonra. Bakın bir başka hikaye. Hakkında cinsel istismar, çocuğa cinsel istismardan. Ee, dava açıldı, tutuklandı ve MHP bu haberi alınca, herkesten önce MHP Diyarbakır Teşkilatı'nı feshetti. Sildi yani tamamen. Teşkilatı feshetti. Bırak başkanı görevden alıp yerine yenisini atamayı. Ve MHP'nin Diyarbakır İl Başkanı Cihan Karayal Kayaat beraat etmiş. Neye rağmen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın iddiaların doğru olduğunu tespit edince genel başkanımızın emriyle gereğini yaptık demesine rağmen ve çıkışta da davul zurnayla karşılanmış. Böyle bir ülke. Böyle keyfi bir ülke. Sonra adam savunmasında diyor ki işte diyor İçişleri Bakanı diyor beni alnımdan öpmüştü. Ondan ne geldiyse başımıza geldi filan. Böyle bir ülke yani. Onun için korkmanın, ürkmenin, kenarda durmanın bir manası yok. Ne yapacaksa iktidar yapmalı. Önümüzdeki 6-7 ay içerisinde bak. Dün ak dediğine bugün kara diyor. Pazar günkü sabah kaştesinde Sümeyye, Sümeyye Erdoğan'ın lafı. Başörtüsü sorunu anayasayla çözülür. Hani yoktu başörtüsü sorunu? Bir anda 3 günde başörtüsü sorunu geldi. Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusunun başörtüsü gerekçesiyle reddedildiğini söylemiş. Bak sen. 20 yıldır iktidardasınız. Son 10 senedir 12 senedir başörtüsü sorunu yok ve başörtüsü sorununu seçime 6-7 ay kala hatırladınız. AKP yapınca her şey meşru. Cübbeli Ahmet İstanbul Ticaret Odası seçimleri için Kaftancı ekibine destek veriyor ve işte diyor reyatmaya gitmeyenler özür dilerim Kaftancı ekibini kazandıracakları için meydana gelecek milli ve dini zararlara ortak olur diyor. İstanbul Ticaret Odası seçiminde iktidarın adayına oy verin. Eğer diyor Kaftanca ekibini kazandırırsanız dinen sorumlusunuz diyor. Böyle fetva veriyor. İktidara her şey meşru. Borca cezaya, cezaya af yasası. Öğrenim kredisi borçları, takipteki borçlar, maske cezaları, şu bu bilmem ne. Yani karşınızdaki devlet imkanlarını da tümüyle seferber etmiş. Şimdi bununla ilgili benim görüşüm böyle daha evvel birkaç kere ifade ettim. Böyle aflar olmaz. Böyle aflar insanları idari para cezasını ödememeye yeter. Nasılsa affedilecekler ödemez. Söylüyorum trafik cezası ödemeyin. Bu tür idari para cezalarını ödemeyin. Çünkü bir sene iki sene içerisinde bunlar affedilecek zaten. Peki ödeyenler enayi durumuna düşecek. Ödeyenleri cezasını ödeyenleri enayi durumuna düşüren bir hükümet var karşınızda. Her iki senede bir, üç senede bir bunu yapıyorlar. Seçim döneminde mutlaka yapıyorlar. Aynı şekilde geniş bir imar affı geliyor şu anda. Erdal Alkış paylaşmış. İstanbul bu şekilde diyor, gıda fiyatı, barınma, toplu taşıma, elektrik, su, gaz ve diğer zaruri ihtiyaçlar artmaya devam ederse, yakın zamanda kesinlikle vasıfsız insan bulamayacak. Çünkü son 50 yılın en fazla köyüne geri dönüşü yaşanıyor demiş ve bir nakliyatçı tanıdığıyla konuşmasını da aktarıyor. Abi sadece memlekete dönenleri taşıyorum, içeride iş almıyorum, yetişemiyorum. Son 50 yılın en büyük köye dönüşü. İstanbul'da yaşamak, bırak bir maaşı iki maaşla mümkün mü kira ödemek? IMF, heyeti Türkiye ziyareti sonrasında uyarılarda bulunuyor. Detayını okursunuz, var internette. Ne yapıyorsanız tam tersini yapın diyor. Öyle. Bugün Türkiye böyle bir noktada. Ve 8 senedir dilimizde tüy bitti. 2013 sonundan itibaren yaptığımız bütün programlarda şunu söyledik. Özellikle 2013 iki yarısın, ikinci yarısından bu tarafa. 8 sene, 9 sene olmuş. 9 senedir. Bir ülkenin başına kötülük yapmak için bir ekip iş başına gelseydi bunların eline su dökemezdi. Böyle bir ekip var. Ne yapılıyorsa tersini yapacaksınız. Kurtu yani proje geliştirmenize gerek yok yani. IMF'de öyle söylemiş. İklim konferansı var. Şarmel Şeyh'te toplanıyor. Toplandı daha doğrusu 6-18 Kasım tarihleri arasında. Gözler de bugün ve yarın liderler zirvesinde. Amerika lideri, ABD Başkanı Joe Biden orada birkaç gün içinde seçim olmasına rağmen. Almanya lideri orada, Fransa lideri orada. İngiltere'de yeni hükümet, Rishi Sunak yeni başbakan iş başına gelmiş gündemi başından aşkın ona rağmen gitti. Başta gitmeyecekti sonra vazgeçti tepkiler üzerine. Türkiye Başkanı yok. Tarım Şehircilik, şey Çevre Şehircilik Bakanlığı göndermiş. Geçen iki zirveye de katılmamıştı güvenlik gerekçesiyle. Çünkü oraya arabalarını, korumalarını, her şeyini götürmek istiyor. Glasgow yani küçük bir şehir, yollar dal, dar vesaire. Özel ayrıcalık istedi. Bütün liderler gelmiş. Herkese özel ayrıcalık verildiğinde yolda o konvoyların, o liderlerin konvoyları nasıl yürüyecek yani? Geçenki iklim zirvesinde de yoktu Türkiye lideri. Bugünkünde de yok. Millet iki eli kanda olsa geliyor. Türkiye lideri yok. Tabi orada Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşme hikayesi de var. Böyle bir boykot da var. Antır parantez. Boris Johnson da bir önceki başbakan olarak iklim zirvesine gidiyor. Türkiye üzerinden, İstanbul üzerinden gitmiş ama e, Emel Akçalı'nın paylaşımı dikkat çekti. Boris Johnson Pegasus uçağında, e, Pegasus uçağı bilirsiniz ucuz hava yolu, ucuz bilet satan bir hava yolu. Sabancı ailesinin daha hala öyle mi bilmiyorum. Sabiha Gökçen'den çalışıyor. E, Boris Johnson e, işte ekonomik koltuğunda zaten Pegasus'un first class koltuğu yok dar bir koltukta Londra'dan oraya uçmuş. Sabiha Gökçen herhalde oradan da Mısır'a devam edecek. Bu, bu şekilde tespit edilmiş. Bu örnek gösteriliyor. Ya Boris Johnson'a bak. Yani Pegasus'la e, Türkiye'ye uçmuş Londra'dan falan. Türkiye'deki liderler bundan ders çıkarır mı falan da Türkiye'deki liderlerin bundan ders çıkaracağı yok. Bırak tarifeli uçuşu. Bakanlar bile her yere özel uçakla uçuyor. Geçelim Sözcü Gazetesi ile Ekrem İmamoğlu kavgasına. Sözcü Gazetesi'nin Ekrem İmamoğlu boykotunun özellikle son iki aydır, Ağustos ayından bu tarafa hatta üç aydır Ekrem İmamoğlu haberlerini görmemesinin, İstanbul Büyükşehir'in vermek istediği ilanı almamasının, ilanları almamasının nedeni e, ortaya çıktı. E, Burak Akbay'ın ki Burak Akbay e, Türkiye'ye dönemiyor, Avrupa'da yaşıyor. Sözcü Gazetesi'nin patronu Ertuğrul Akbay'ın oğlu. Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta ekibi göndermiş Ekrem İmamoğlu. Ondan dolayı bu sözcüde bardağı taşırmış ve o gün bugündür Ekrem İmamoğlu haberlerini görmüyorlar. Metin Yılmaz, sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni bunu açıklamış Medyascope'a. İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağrınıza gider. Bize hak verirsiniz. Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket. Yaşananları kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz kamuyla paylaşmadık demiş. Haber de şu. İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat olayı devam ediyor. Ki bunu hatırlayın o tarihlerde biz de burada günlerce yapmıştık. Yani... Bu Etiler Polis Okulu üzerindeki arazi özellikle 25 Aralık 2013 soruşturmasına konu, konu olmuştu. Oradan rant devrişi, devşirme, havuz medyası, iş adamları şu bu filan falan. Ve orada Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir'in iktidara bağlı iş adamlarıyla anlaştığı ve orada bir iş tuttuğu ortaya çıkmıştı yani ve gerçekten oradan kokular yükselmişti ve Sözcü Gazetesi de bununla ilgili haberler yapmıştı belli ki bu olaylar Ekrem İmamoğlu'nu kızdırmış sonrasında çıkan haberler üzerine de İstanbul Büyükşehir karşı açıklamalar yapmış belli konularda da geri adım atmıştı bunu da unutmayalım ama bu durum bu leke orada duruyor yani bu affedilir bir şey değil. Ee, ama işte seçim zamanıdır ee, şimdilik kılıçları kınına sokalım dönemi yaşanıyor belli ki ama sözcü en son e, neydi o Burak Akbay'ın annesinin de evine bu haberlerden sonra Burak Akbay'ın sözcünün patronunun annesinin evine za zabıta ekibi gönderince Ekrem İmamoğlu köprüleri atmış seçim döneminde içeride böyle bir kavga var bakalım iş nereye gidecek. Neyse biz e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da birkaç gün Amerika'dakine benzer temaslar yürüttü. Özellikle yatırımcılarla bir araya geldi. Amerika'daki temasları daha çok bilim insanları ile üniversite ziyaretleri falan çerçevesinde araştırma ekipleriyle falan görüşme biçimindeydi. Burada da daha çok yatırımcılarla münasebet söz konusu oldu. Ve özellikle son Hacer Fogo ile yaptığı 7 dakikalık video kaydında met metamfetamin e, bu sentetik uyuşturucunun son derece yaygın ve ucuz olarak piyasada olması ve insanların özellikle gençlerin e, bu uyuşturucunun ağında olmasından dolayı bir video çekmişti. Bu ses getirdi ve özellikle e, ilgili makamları Süleyman Soylu'ya uzanan e, suçlamıştı. Hakkında suç duyurusu yapılmış e, ve diyor ki mahkemede uyuşturucu baronlarının isimlerini tek tek sayacağım. Yani mahkemeyi niye bekliyorsunuz? Baronları tek tek sayın. Sedat Peker konuşamıyor. Öbürü belki işte engelleniyor, yasaklanıyor. Kimse ağzını açamıyor. E siz iktidara talip biri olarak söyleyin. Gene Londra'da yaptığı basın toplantısında Kasım sonunu bekleyin. Yani işte basın toplantısı yapıyorsunuz. Karşınızda gazeteciler var. Size sorular soruyorlar. Kasım sonunu bekleyin diyorsunuz. Yani, yani ne varsa elinizde, eteğinizde dökün yani açıklayın. Neyi bekliyorsunuz? Ey Bay Kemal neyi bekliyorsunuz? Bakın iktidar hiçbir şeyde sınır tanımıyor. Kaç tane örnek verdim deminden beri? En az 5-6 örnek. Daha da siz bunu artırabilirsiniz. Önün arkasına bakmıyor. Bildiğini okuyor yani. Eren nereden paylaşmış? Arka arkaya 4 tweette. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor. CHP tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, altılı masaya, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin önereceği isim konusunda %100 mutabakat söz konusu demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir kere daha ilan etmiş. Daha önce de yapmıştı bunu. Ortak masa adayı belirleyecek diyor. Lakin ben parti yöneticisi adına, partim namına şunu söyleyebilirim. Partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda %100 mutabakat heyecan vardır. Yani 4 tweet'te arka arkaya attığı 4 tweet'te iki kere aynı konunun altını çizmiş. Kılıçdaroğlu adayımız Kılıçdaroğlu adayımız %100 mutabakat var, %100 mutabakat var. Bakalım iş nereye gidecek? Kasım ortasında yapılacak altılı masa toplantısında. Diyelim ve ülkenin gerçek gündemine dair gerçekten iki video getireceğim size. Bütün bunlar olurken e, muhalefetin hala durduğu yerde durması, her şey yolunda gidiyormuş gibi yapması gerçekten insanın e, kanına dokunuyor. Ee, birlikte izleyelim arka arkaya, ondan sonra üzerine konuşacağız. Değerli arkadaşlar, Allah aşkına şu an ne yapıyorsunuz lütfen yarım saatliğine, bir saatliğine bırakıp, Gülden Aşık Susma etiketine destek veren kadın cezaevinde kanser imdat Allah'ım imdat çığlıklarıyla ailesine mektup yazıyor. Doktor onkolog kesinlikle cezaevinde kalması risklidir diye rapor veriyor. Kadını hala tahliye etmiyorlar. Acil ameliyat olması lazım. Lütfen rica ediyorum mutfaklardan çıkın pasta börek yapmayız. Spor siyaset konuşmayı bir kenara bakın. İnsanlar cezaevinde ölüyor. Hayatları tehlikete yaşamları tehlikete. Lütfen azıcık duyarlı. Yarlı olalım. Gülden Aşık'ın sesi olalım. Lütfen Gülden Aşık için susmayın. Dün Şerife Sulukan'ı Sayın Aile Bakanı'na da sordum. Engellilere çok iyi bakıyoruz deyip duruyor. Yüzde 89 engelli, kalp hastası, e, ileri derecede hasta bir kişi cezaevinde. Bundan haberin var mı dedik. Belli ki yok, boş boş gözlerle yüzümüze baktılar. İnsanlar cezaevinde eziyet görüyor, inim inim inliyor. Bakanların haberi yok, onların keyfi yerinde. Türkiye'de cezaevindeki ağır insan hakkı ihlallerini bir avuç insan içeride ve dışarıda ancak dile getiriyor. Ben sadece son ikisini hafta sonu paylaşılan son iki örneği getirdim. Yüzlerce binlerce örnek var. Ee, hangi birini anlatalım? Hangi birinin hangi birine temas edelim? Hangi birini gündem yapalım? Bütün bu dertlerin ve bütün bu sorunların yanında böyle bir dönem, böyle bir ülke ve e, bu durumda gerçekten Herkesin aklına başına devşirmesi, bizim burada yaptığımız açıklamalar gibi açıklamalar yapmayı ya da tweetler atmayı falan bir kenara bırakarak, aklı başında sahada insanlara seçimde oy kullanacaklara bundan sonraki yönetim için e, ve bundan sonraki yönetime duyulacak güven noktasında. E, teminat vermeleri icap ediyor. Onları inandırmaları icap ediyor. Güven güvenlerini kazanmaları icap ediyor. ikna etmeleri icap ediyor. Neden seni seçeceğim? Sen neyi ortaya koyacaksın? Bana ilk sene, ikinci sene neyi vereceksin ve ülkeyi nereye getireceksin? Neyi vaat ediyorsun ve bunu nasıl yapacaksın? İnsanların bunu duymaya, buna güvenmeye, buna ikna olmaya ve ikna olmuş olarak sandığa gidip o yönde de oy kullanmaya ihtiyaçları var. Bu, bu çok önemli. En önemli gündem bu. Artık 8 ayda yok, belki 7 ayda yok. Çok az süre kaldı. Önümüzde aylar var ve bu aylar içerisinde devletin tüm imkanlarıyla asla astı astık, keştiği keştik ve AKP yapınca her şeyin meşru mübah olduğu, başkası yapınca da suç olduğu, soruşturma konusu olduğu bir ülke var. Sağınıza solunuza bakmadan, korkmadan, ürkmeden yürümek zorundasınız. Çünkü seçimden sonra çok geç olacak. Bunu yapmak için artık bir nedeniniz de olmayacak. Diyoruz ve günün haftanın magazin haberiyle kapatalım. Elon Musk bir haftadır Twitter'ı aldı ve ortalık kaynıyor. Bir haftayı da geçti 10 gün oldu. İşten çıkarılanlar, Twitter'da bundan sonra yapılacak konular, yönetime tek başına kendini ataması falan gibi. Geriye doğru bir başarı öyküsü var. dün Dünyanın en zengin iş adamı 200 milyar küsür dolar. 44 milyar dolar da Twitter'a verdi aldı. Fakat tuhaf işler yapıyor yani gerçekten de öyle. Ben hala izlemedeyim. E, çoğu gibi pesimist değilim. E, ne olacak? Nereye gidecek? E, diye merakla bekliyorum. Fakat şu en son yaptığı olay bile gerçekten insana ya bir dakika diyor yani bu mu? Bunun için mi diyor? Yani eski sevgilinin Twitter, Twitter hesabını uçurmak için mi Amber Hart'ın e, Twitter hesabını uçurmak için mi sen? şey yaptın. Twitter'ı satın aldın 44 milyar dolar saydın. Evet. Bakalım iş nereye gidecek? Ortada çok şey uçuşuyor. Hepsini okuyorum, görüyorum. Netleşmiş bir şey yok. Henüz yola çıkmış bir şey yok. Olan şey sadece Elon Musk'ın eski sevgilisinin hesabını, Twitter hesabını uçurması değil. Twitter'ın yarıya yakın Çalışanının işine son vermesi var. Bundan sonra yapacaklarına dair bir sürü rivayet uçuşuyor. Kendi söylediği, söylemediği veya çelişkili ifade ettiği konular var. Ee, bazı konular taslak olarak yola çıkmış, sonra geri çekilmiş, bilmem ne bir sürü şey var. Ben kafanızı karıştırmak istemem. Henüz bir şey netleşmiş değil. Ee, bazı konular da muhtemelen e, şeye bırakılmış. Amerikan seçimleri sonrasına bırakılmış. Belli ki birkaç gün daha bu konuda böyle bir tezvirat olacak. Amerikan seçimlerinden sonra ayağa yere basan e, önlemler, tedbirler veya yeni yönetim biçimleriyle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor diyor ve e, manşeti böylelikle noktalıyorum. AKP yapınca her şey mübah. AKP yapınca her şey mübahsa siz yapınca sizin için de mübah. Böyle bakacaksınız, korkmayacaksınız, ürkmeyeceksiniz, çekinmeyeceksiniz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.